Dolayısıyla burada İslam'ı anlatırken muhatabın yaptığı yanlışları eleştirmek, münkerden, yanlışlardan nehyetmek ayrı bir konudur. Bir yanlışın düzeltilmesi anlamında, ortadan kaldırılması anlamında gücü yetiyorsa eliyle değilse, diliyle değilse, ulaşamıyorsa, ulaşma imkanı yoksa kalbiyle buğz etmesi gerekir. Nefret hissi uyanması gerekir ki iman ehli olsun. Bu nedir? Bu eleştiridir. Fakat terbiyeye sığmayan, nezaketle bağdaşmayan hakaret ifadeleri bir Müslüman tarafından müşriklere bile yapılmaz. Müslümanlara sıra gelmiyor zaten. Onu söylemiyorum artık. O anlamda Allah Teala ne dedi burada? Kullarıma söyle, güzel söz söylesinler. Müslümanlarla da, müşriklerle de alakalı olarak bunu söylüyor. Şimdi bu anlamda En'am 108. ayet-i kerimede az önce ifade ettiğim gibi müşriklerin bile, kafirlerin bile kutsal değerlerine hakaret yasaklandığına göre, peki müminlerin mesela değer verdiği, kendilerince bağlandıkları, yanlış olabilir bakınız, bir kafirin küfründen daha yanlış değildir bu. Ya da benzer bir yanlıştır, fark etmez. Bakın kafire hakaret yasaklanıyor. Müslümanların da kendilerince bağlandıkları kimi liderleri vardır, kimi ilkeleri vardır, dernekleri vardır, vakıfları vardır, bilemem yani bunu. Fakat şimdi burada özellikle bunları hedef alıp da bunlara hakaret etmek, onların gönül verdiği liderlerine, hocalarına, şeyhlerine, abilerine, üstadlarına neyse işte bunlara hakaret etmek İslam'ın yasakladığı bir şeydir. Ya kafire bile yasak olan şey Müslüman'a hayda hayda yasaktır. Anlat, gerçekleri anlat. De ki şirk şöyledir, küfür böyledir, böyle bir eylem yanlıştır, bunu anlarım. Fakat onun gönül verdiği insana hakaret etmenin bir alemi yok. Bir takım sıfatlarla, lakaplarla, nitelemelerle bir şahsa, lidere, derneğe, vakfa, cemaate, tabelaya neyse işte anladınız. Gönül veren insanların gönlündeki bu kişilere veya unsurlara, ilkelere hakaret edemezsiniz. İslam bunu yasaklar.